Herkese selamlar. Videolarımıza devam ediyoruz. Bugün size vize ile statü arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Amerika'ya gelen, Amerika vizesi olan bir sürü kişinin karıştırdığı bir konsepttir vize ve statü meselesi. Bugün bunun hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. Vize nedir? Statü nedir? Vizenin süresi, statünün süresi, nelere dikkat edilmesi gerekir? Bunlar hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Göçmenlik hukukundaki genel gelişmeler, genel konseptler hakkındaki duyuruları bugün size birazcık daha sıcak bir ortamdan, palmiye ağaçlarının altından iletiyorum. Gerçekten insanın içini ısıtan bir gündeyiz ve umarım bu video faydalı olur. Evet, vize nedir, statü nedir, ikisinin arasındaki farklar nedir? Biraz şimdi bundan bahsedelim. Vize, Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmeyi sağlayan, Amerikan konsolosluklarının verdiği ve pasaporta vurulan, Amerika'ya giriş yapmayı sağlayan belgenin ismidir. Buna vize diyoruz. Mesela kişilerin turist vizesi olabilir, çalışma vizesi olabilir, H1, L1, E2, F1, M1, J1 bir sürü vize çeşidi var. Bunlar pasaporta vurulan vizeler, kişilerin Amerika'ya giriş yapmasını sağlar. Peki statü dediğimiz kavram nedir? Statü, kişi Amerika'ya girerken Custom Border Protection, yani sınırdaki görevlinin size Amerika'da ne kadar kalabileceğinizi belirttiği ve bu kalabileceğinizi belirttiği süre içindeki haklarınızı ve sorumluluklarınızı belli eden, izah eden durumun ismidir. Genel durumun ismidir. Buna da statü diyoruz. Peki vize ile statünün arasındaki fark nedir? Vize sadece Amerikan konsoloslukları tarafından verilebilir. Statü ise sadece Amerika'ya girerkenki gümrük kontrolü sırasında sınır görevlisi tarafından verilebilir veya Amerika içinde statü değiştiren göçmenlik bürosu makamı tarafından, yani USCIS tarafından verilir. Vizenin ayırt edici özelliklerinden bir tanesi Amerika'ya girerken gösterilmesi gerektiğidir. Bilindiği gibi kişilerin pasaportunda birden fazla vize olabilir. Mesela bir yandan turist vizeniz varken bir yandan da F1 öğrenci vizeniz veya bir yandan turist vizeniz varken bir yandan H1B vizeniz olabilir. Amerika'ya girerken hangi statüde girmek istediğiniz sizin beyanınıza ve kapıdaki göçmenlik bürosu görevlisinin beyanına göre belirlenir. Vize ve statü arasındaki farkı anlatmak için ev ve ev anahtarı örneğini vermek biraz daha açıklayıcı olabilir. Mesela bir ev anahtarınız var. Bu ev anahtarıyla eve girdiğinizi düşünelim. Buradaki anahtar vize olmuş oluyor. Çünkü anahtar olmadan eve giremezsiniz. Dolayısıyla vize olmadan Amerika'ya giriş yapamıyorsunuz. Fakat Amerika'ya girdikten sonra evin içinde herhangi bir anahtara ihtiyacınız yok. Çünkü evin içindesiniz artık. Anahtara ancak evin tekrar dışına çıktıktan sonra ihtiyacınız olacak, tekrar geri girmek için. Aynı şekilde eğer bir sebepten dolayı evin mülkiyetini kaybederseniz, ev artık sizin değilse, o zaman anahtar olsa bile sizde o eve giriş yapamayacaksınız. Yani Amerika içindeki statünüzü kaybederseniz, elinizde anahtar olsa bile tekrar ülkeye giriş yapmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Bu iki konsepti ayırt edici bir şekilde anlatması açısından ev ve anahtar örneği bu şekilde verilebilir. Peki diyelim ki pasaportunuzda vizeniz var ve Amerika'ya giriş yapıyorsunuz. Amerika'ya girdiniz, pasaportunuza bir giriş damgası vuruldu veya son zamanlarda bazen vurulmayabiliyor. Statünüzü nasıl kontrol edebilirsiniz veya statünüzü kontrol etmeli misiniz? Bu konularda neye dikkat etmelisiniz? Biraz bundan bahsedelim. Öncelikle 2013 tarihinden beri eskiden pasaportlarda olan beyaz kart, I-94 kartı dediğimiz, uçakta doldurduğunuz, Amerika'ya girilirken doldurulan ve gümrük görevlisinin mühürleyip pasaporta zımbaladığı belge artık yok. Bu tamamen internet üzerinden olan, online olan bir sisteme geçti. Google'a I-94 yazarsanız ilk çıkan Department of State'in web sitesi sizin I-94 bilgilerini güncel olarak alabileceğiniz web sitesi. Dolayısıyla Amerika'ya gelen kişilerin ilk yapması gereken şey, mutlaka geldikten sonra web sitesinden I-94, kendi I-94'lerini çıkartmaları ve ülkeye hangi statüde kabul edildiklerini, giriş tarihlerinin doğru olduğunu, hangi tarihe kadar statü verildiğini kontrol etmeleri. Çünkü bazen kapıdaki görevlilerin hata yaptıkları, yanlış yaptıkları olabiliyor. Mesela pasaporta yanlış bilgi girebiliyorlar mühür vururken veyahut da I-94 sistemine yanlış bilgi girilmiş olabiliyor. Bunlar sizin sorumluluğunuzda ve sizin düzeltmeniz gereken şeyler. Eğer böyle bir hata tespit ederseniz size en yakın Deferred Inspection Unit'e giderek bu hatanın düzeltilmesini talep edebilirsiniz. Burada statüyü birkaç örnekle açıklayalım. Mesela kişilerin turist vizeleri varsa, B1, B2 vizeleri varsa bu genellikle pasaportta 10 yıllık vize şeklinde verilmiş olur. Ama Amerika'ya girişte maksimum 6 ay, bazen de çok daha kısa süreler göçmenlik bürosu görevlisi verebilir oturum olarak, statü olarak. Dolayısıyla pasaporttaki vize 10 yıllık olsa bile Amerika içinde statünüz maksimum 6 ay olabilir. Bu da vizeyle statüyü ayırmak için güzel bir örnek aslında. Başka vizelerde ne gibi durumlar var? Mesela F1 vizesi, öğrenci vizesi sahipleri Amerika'ya duration of service dediğimiz, yani okula gittiği sürece Amerika'da kalabilir şeklinde alınıyor. Dolayısıyla mesela bazen F1 öğrencilerinin Amerika'ya gelip pasaportlarındaki F1 vizesi 1 yıl olmasına rağmen 2 yıl, 3 yıl dil okuluna, ondan sonra 4 yıllık okula veya master'a gittiğini görüyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorlar? Pasaportlarındaki F1 vizesi bitmiş olsa bile okula gitmeye devam ettikleri için, yani statülerini devam ettirdikleri için yeni I-20 alarak bir okuldan diğerine geçiş yapabiliyorlar. Başka bir örnek vermek gerekirse mesela E2 vizesi sahipleri pasaportlarındaki vize 5 yıllık olsa bile her Amerika'ya gelişte maksimum 2 yıl süreyle alındıkları için pasaporttaki vize 5 yıl olsa bile maksimum 2 yıl kalabilirler. Bu 2 yılı daha sonra Amerika içinde uzatma yaparak veya Amerika dışına çıkış yapıp pasaportlarındaki vizeyle tekrar giriş yaparak 1-2 yıl daha kazanabilirler. Peki Amerika'ya geldikten sonra kişiler statü değişikliği başvurusu yapabilir mi? Evet, yapabilir. Amerika'ya bir statüyle gelen bir kişi daha sonra statüsünü Amerika içinde değiştirebilir. Örneği tekrar hatırlayacak olursak, statü Amerika içindeyken göçmenlik bürosu tarafından verilen, değiştirilen bir kavram olduğu için statü değişikliklerinin Amerika'daki göçmenlik bürosuna yapılması gerekir. Peki şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki bir kişi Amerika'ya bir statüde geldi, ondan sonra başka bir statüye geçti ve daha sonra Amerika'yı terk etti. Örnek, B2 ile geldi Amerika'ya, daha sonra F1 öğrenci statüsüne geçiş yaptı ve Amerika'yı terk etti. Amerika'ya tekrar öğrenci statüsünde geri gelmek için ne yapması gerekir? Pasaporttaki vize B1, B2 fakat Amerika içinde F1 statüsüne, öğrenci statüsüne geçti. Dolayısıyla Amerika'nın içindeyken statüsü F1 olduğu fakat bu pasaportunda yok. Peki tekrar Amerika'ya geri gelmek istiyorsa pasaportuna bakıyoruz tekrar, hangi vizesi var? Sadece B2 var. Peki F1'la giriş yapabilir mi? Hayır. Çünkü F1 Amerika içinde göçmenlik bürosunun vermiş olduğu bir statüydü. Dolayısıyla F1'la Amerika'ya gelmek isteyen bir kişinin tekrar konsolosluğa gidip F1 vizesi müracaatında bulunması gerekir. Bu örneği biraz daha bu konseptin oturması için anlatmış oldum. Aynı durum turist olarak Amerika'ya gelip E2 statüsüne geçen kişiler için de geçerli. Tekrar E2 ile Amerika'ya gelmek istiyorsanız pasaportta E2 vize müracaatı yapmanız gerekiyor. Peki statü konusunda başka dikkat edilmesi gereken şeyler var mı? Tabii ki var. Kişilerin statüleri mutlaka muhafaza etmeleri gereken bir husustur. Amerika içinde statüsünü muhafaza etmeyen kişiler başka statülere geçiş yapamaz. Hatta statünün ihlali bir daha tekrar konsolosluktan vize almaya bile mani olabilir. Dolayısıyla statünüzü muhafaza etmeniz ve mutlaka statünüzü ihlal etmeden Amerika içinde bulunmanız önemli konseptler. Burada önemli olan konulardan bir tanesi de bir kişinin vizesinin olması o kişiye Amerika'ya giriş hakkını %100 sağlamaz. Her ne kadar pasaportunuzda vize olsa da Amerikan makamları sınırda kontroller esnasında sizin Amerika'ya girme hakkınız olmadığına karar verebilir. Bu durumda vizeniz olsa bile Amerika'ya giriş yapamayabilirsiniz. Bu özellikle kişilerin önceki Amerika'daki kalışlarındaki ihlalleri durumunda söz konusu olabiliyor. Daha önce statüsünü ihlal etmiş kişilerin bu ihlalleri tespit edilirse Amerika'ya bir sonraki gelişlerinde içeriye alınmayabiliyorlar. Bu vize ve statüs kavramları çoğu zaman karıştırılabiliyor. Biri diğerinin yerine kullanılabiliyor. Dolayısıyla bu örneklerde de anlattığım gibi vize pasaporttaki vurulan, çıkartmaya verilen ad, statü ise Amerika'ya girerken kişinin kapıda almış olduğu ve I-94 belgesinde işlenmiş olan fiili durumun ismidir. Yine vize ile statünün arasındaki en önemli farklardan bir tanesi, kişinin pasaportunda birden fazla vize bulunabilecekken, mesela B1 vizesi, H1 vizesi veyahut da B1, B2 vizesi, E2 vizesi bulunabilirken Amerika içinde kişinin tek bir statüye sahip olabilmesi imkanıdır. Amerika içindeki kişiler hiçbir zaman birden fazla statüye sahip olmazlar. Kanunen sadece bir statüye sahip olurlar. Vize ile statü arasındaki farkları anlatırken her ikisinin sürelerinin bitiş tarihlerine de kısaca göz atmakta fayda var. Kişilerin vizeleri bitebilir. Eğer vizeleri biterse Amerika'ya giriş yapamayabilirler. Fakat vize süresi bitmeden önce Amerika'ya giriş yapmış bir kişinin statüsü devam ettiği sürece Amerika'da kalabilir. Mesela örnek olarak öğrenci vizesi bitmek üzere olan bir kişi öğrenci olarak giriş yaparsa öğrenciliğini devam ettirdiği sürece F1 vizesi pasaportunda bitmiş olsa da Amerika'da kalabilir. Yine turist vizesi bitmek üzere olan bir kişi Amerika'ya giriş yapıp 6 aylık bir oturum alırsa o 6 aylık süre içinde Amerika'da turist vizesinin süresi geçmiş olsa bile Amerika'da kalmaya devam edebilir. Amerika'ya giriş yapacak bütün kişilere tavsiyemi bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Her girişte mutlaka I-94 web sitesine girerek, pasaport bilgilerinizi girerek, giriş tarihinizin, statünüzün ve Amerika'da kalma sürenizin doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olunuz. Eğer bilgilerde bir yanlışlık varsa mutlaka size en yakın Deferred Inspection Unit'e başvurarak bilgilerin düzeltilmesini isteyiniz. Size en yakın Deferred Inspection Unit hangisi diye merak ediyorsanız bunlar Göçmenlik Bürosu'nun web sitesinde mevcut. Aynı zamanda Amerika'ya giriş yaparken sahip olduğunuz vize ile giriş yapma hakkınızın sizde bulunduğunu ispat etmek de sizin görevinizdir. Mesela F1 öğrenci vizesiyle giriş yapan bir kişi öğrenciliğinin devam ettiğini, öğrenciliğe yeni başlayacağını, herhangi bir statü ihlali daha önce olmadığını ispat etmekle yükümlüdür. Yine Amerika'ya giriş yapan E2 vizesi sahibi birisi E2 işlerini devam ettirdiğini ve E2 yatırımının devam ettiğini göstermekle yükümlüdür. Aynı şekilde H1B vizesi sahibi hala o H1B şirketinde kendisine sponsor olan şirkette çalıştığını göstermeye devam etmekle yükümlüdür. Bunlar sınırlarda rutin yapılan sorgulamalar değildir. Ancak ara sıra bu şekilde sorgulamalar olabilir. Bunlar olduğunda o vizenin amacına uygun bir şekilde giriş yaptığınızı ve daha önce statü ihlali yapmadığınızı ispat etmek sizin sorumluluğunuzda olmuş oluyor. Son olarak şunu da belirtmekte fayda var. Amerika'daki vize ihlalleri bazen pasaportunuzdaki vizenin iptaline yol açabilir. Bu tip durumlarda genellikle, her zaman değil ama genellikle konsolosluklar bir e-mail ile vizenizin iptal olduğunu, Amerika içindeyseniz o esnada bunun sizin için bir sorun teşkil etmediğini, statünüzü devam ettirdiğiniz sürece Amerika'da kalabileceğinizi ama Amerika'yı terk ederseniz aynı vizeyle tekrar Amerika'ya giriş yapamayacağınızı belirtirler. Dolayısıyla bu konuda da dikkatli olmak lazım. Kişilerin statülerini devam ettirmeleri lazım. Statüsünü devam ettirmeyen kişilerin başka bir statüye geçmeleri veyahut da ileride konsolosluktan yeni bir vize almaları mümkün olmayabilir. Tabii ki bu söylediğim şeyler göçmen olmayan vizeler için geçerli. Göçmen olan vizelerde bazen statü ihlallerinin affedildiği durumlar olabiliyor. Vize ve statü meselesi çok yanlış anlaşılan konseptler, bazen birbirleriyle karıştırılan konseptler olduğu için bunu sizler için izah etmek ve açıklamak istedim. Bugün size kısaca vize ve statü arasındaki farkı anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda statü ihlaline girmemek için Amerika'ya her gelişte mutlaka I-94 web sitesinden statünüzü kontrol etmeniz gerektiğinin altını çizdim. Umarım verdiğim bu bilgiler yeterli olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz, arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince, mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.